Hiçbir lider yaşadığı zamanda hakkıyla anlaşılmamıştır. Lider kaybolduktan sonra anlaşılmıştır. Dünyada eğer bir lidere yaşadığı zamanda anlaşılmak nasip olduysa Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Ashab-ı kiram bunu sağlığında çok iyi anladılar. O da Allah'ın bir lütfuydu. Ashab-ı kiramın farklılığıydı. Ashab-ı kiramdan sonra ne Ebu Bekir, ne Ömer, ne Ali hiçbiri yaşadığı zamanda tam anlaşılmamıştır. Gittikten sonra değeri artmıştır. Erbakan yaşadığı zaman yüzde yüz anlaşılmış olsaydı şaşardım zaten. Anlaşılmadı ama e, ölümü üzerinden çok zaman geçmediği halde kim olduğu ortaya çıktı. Yani özellikleri takdir edilir oldu. E, Erbakan hocamız Allah rahmet eylesin uzaklarından daha iyi anlaşıldı. Uzağında kalanlar onu daha iyi anladılar. İslam aleminde çok daha iyi anlaşıldı. Biz Mekke'de iken. Ee, Mekke'ye uğramış oradan Cezayir'e gitmişti. Cezayir'de yeni yeni İslami hareket çalışıyordu. Tekrar geri döndüğünde Umre yapmak için yeni Mekke'ye gelmişti. Umre yapmak için de onunla beraber e, Cezayirli müminler, e, mümin kardeşlerimiz gelmişlerdi. Bir toplantı öncesinde hocamızı nasıl buldunuz diye özellikle sordum. Genç olarak merak ediyoruz tabi hocamızı beğendiler mi filan diye. Hiç unutmuyorum. Oradaki bir lider bana demişti ki bizim için 100 sene sonra gelmesi gereken biri demişti. Yani biz Erbakan ancak 100 sene sonra anlayacak bir kafaya sahip oluruz anlamda. Belki biraz mübalağaydı onun bu anlatı ama, ama Hakikattı Hakikatti yani takdir edilmiş bize büyük ufuklar çiziyor diye düşünülmüş bir liderdi. Onun bizim yaşadığımız topraklarda anlaşılmamış olması sağlığında çok tabidir. Bütün liderlerin kaderi budur. Çünkü lider olmak ne demek? Çok ileriden gitmek demek. Geriden gelen lider olmaz. Geriden gelenler tabi olurlar. Önden gidene yetişemeyenlerin olması çok normaldir.